While the number field sieve is the best method currently known, there exists an intriguing possibility for a far more elegant. It isn't just about large number theory, it's about cryptography. You mean code? I mean unbreakable codes. No one has been able to accomplish such constructions yet. Move for the next couple of days. Because we do not need. And his blue coat had wide cuffs. Bu duyduğunuz konuşmaların hiçbiri gerçekte yapılmadı. Her husband was very concerned that the army for years. Dikkat ederseniz hepsi de farklı insan sesleri bunların. He has not been named. Kimisi erkek, I must do something. Kimisi kadın, and likewise kimisi genç, kimisi yaşlı, plastic kimisi bag. Öfkeli, number of plastic bags. Kimisi reduce the number of plastic bags. Tüm bu konuşmalar yeni bir yapay zeka tarafından sentezlendi. Microsoft araştırmacılarının geliştirdiği özel bir yazıdan sese, text-to-speech modeli bu. Herhangi bir insanın sesini bu yapay zekaya sadece 3 saniye dinleterek ona istediğiniz her şeyi söyletebiliyorsunuz. Oysa insan sesi parmak izi gibidir. Herkesinki birbirinden farklıdır. Zaten o yüzden bazı yerlerde şifre olarak bile kullanılır. It's encrypted. Sesim şifremdir. Your codes are entirely different from ours. En güvenli sistemlere bile giriş yapmamı sağlayan bir pasaporttur. My voice is my passport, verify me. My voice is my passport. My voice is my passport, verify me. Sesim pasaportumdur. Artık bu pasaport bir işe yaramayacak mı? ChatGPT ile insanmış gibi yazan, DALL-E ile insanmış gibi resim yapan yapay zeka şimdi de insanmış gibi konuşmaya başladı. Üstelik yeni adı da pek bir yaratıcı. Wall-E. Makinelerin konuşması ile ilgili bu gelişmenin detaylarına geçmeden önce insanların İngilizce konuşmasını geliştiren Cambly'nin yeni bir özelliğinden söz etmek istiyorum. Grup dersleri. Evet, artık dünyanın farklı yerlerinden öğrencilerle sanal ortamda bir araya gelip hem İngilizce öğrenme hem de tanışıp sohbet etme imkanımız oluyor. Elbette ana dili İngilizce olan eğitmenlerin rehberliği eşliğinde bunu gerçekleştiriyorsunuz. Cambly grup derslerinde iş İngilizcesi, spor, seyahat, dünya haberleri, kültür, eğlence gibi pek çok farklı ders temaları bulunuyor. Bunlardan birini seçip ortak ilgi alanına sahip diğer kişilerle internet ortamında bir araya gelip İngilizce sohbet etmek, interaktif ve dinamik olarak dinleme ve konuşma becerilerini geliştiriyor. Ve özellikle de farklı milletlerden insanların aksanlarını ayırt edip onları anlama yeteneği, ki emin olun çok önemli bir ihtiyaç bu. Cambly'nin grup dersleri 16 Ocak 2023'te başlayacak. Uzun süredir kanalımı destekleyen Cambly'den ben de siz izleyicilerimi desteklemesini rica ettim ve lansman öncesinde bu kanalın abonelerine özel bir indirim imkanı sağladım. Açıklamalar bölümünde paylaştığım bu kod 15 Ocağı 16'ya bağlayan gece saat 12'den sonra aktif olacak. Şimdi hikayemize geri dönelim. Telefon, lamp, answering machine. 1992 yapımı Sneakers ya da bizde gösterilen adıyla Şifreciler filminde bir bilgisayar parolasını öğrenebilmek için gizli kameralarla klavye izlemesi yapıyorlardı. Klavyenin önüne gelen beklenmedik engellere rağmen tuş vuruşlarından ve aralarındaki konumlardan çözmeye çalışıyorlardı. İşte bu son derece motive olmuş ekip tüm dikkatiyle düşük çözünürlüklü görüntülere odaklanmış durumdaydı. Yani gözleriyle görmeye çalışıyorlardı. Okay, that's definitely WG. Definitely not. No, that's a V. Onlar aralarında tartışa dursun, ekipten başka biri başka bir şekilde görmeye çalıştı. Fellas, Janet stole black box is on his desk between the pencil jar. Üstelik bunu söyleyen kişinin gözleri görmüyor. Whistler, I hate to tell you this, but you're blind. İşte gözleriyle değil de kulaklarıyla gören bu kişi kaseti tekrar başlatmalarını tavsiye etti. Play the tape back again. Can't even see anything. Don't look. Listen. Ve işte o zaman anladılar. 90'larda internet yaygınlaşmamışken bile klavyeden girilen parolalar pek de güvenli değildi. Onun yerine o zamanlara göre çok daha fütüristik görünen başka bir şifreleme teknolojisi kullanılmalıydı. İnsan sesi. Evet, insan sesinin çok ilginç özellikleri var.
Ekranda gördüğünüz bu şey bir spektrogram. Sesimin içerdiği frekansların bir spektrumunu görsel olarak bize sunuyor. Konuştukça bir ses izi bırakıyorum. Ve benim bıraktığım bu ses iziyle sizinki birbirinden farklı. Bugüne kadar yaşamış 100 milyardan fazla insanın sesi benzersiz. Sadece ses tellerimizin ve ağız yapımızın farklı olmasından değil, vücudumuzun geri kalanı da tamamen farklı olduğundan. Hiçbir insanın ses özellikleri diğeriyle tıpatıp uyuşmuyor. İşte Sneakers filmindeki şifre kıran ekip bunu kullanan bir güvenlik sistemini çökertmeye çalışıyordu. Gizli kameralarla takip edilen koridorlardan kılık değiştirerek geçebilmek kolay. Hey, here we go. You are clear all the way up to the Mandra. Kopyalanan kartlarla kapıları açabilmek de öyle. Güvenlik sisteminin son aşamasındaki ses engelini aşmak içinse çok daha gelişmiş bir teknolojik araca ihtiyaç var. Minik bir kaset çalara. Ya çok gelişmiş dediysem o zamana göre öyleydi canım, idare edin. Küçük bir aksaklıktan sonra hazırladıkları kaydı güvenlik sistemine dinletiyorlar. Hi, my name is Werner Brandis. My voice is my passport verify. Sesim pasaportumdur. Onayla beni. Ve tabii ki onaylanıyor. Kapı açılıyor. Dedim ya, ses izi kapıları açabilecek derecede özgün, biricik. Peki ya ses taklidi yapabilen bazı çok yetenekli insanlar var. Onlara ne demeli? For 20 days and 20 nights, the Emperor Penguin. Gide kardeşim, sana buradan selam ederim. Ahırlı ol, çok fazla taklit yapma. Gerçekten çok yetenekliler ama aslında bu ses taklidi değil, konuşma taklidi. Çünkü konuşma şeklimiz sesimizden farklı olarak zaman içerisinde geliştirdiğimiz bir özellik. Hatta istemeden de olsa birbirimizin konuşma şeklini etkileyebiliyoruz. Oysa sesimizin izi öyle değil. Onu sadece dinleyerek taklit edemeyiz. Evet, biz bunu bir insan olarak yapamayız ama bilgisayar yapabilir. Az önce sesimi kaydederken bir yandan da frekanslarını göstermişti. Bunu daha da ayrıntılı bir şekilde analiz ederse ne olur? Microsoft araştırmacıları işte tam da bu sorunun peşine düşmüşler. Voli adında bir model geliştirmişler. Neural Codec Language Model, yani nöral kodek dil modeli olarak tanımladıkları bu sistemde Meta'nın 2022 Ekim'inde anons ettiği encodec teknolojisi kullanılmış. Normalde text to speech, yani yazıyı sese dönüştüren sistemler bunu ses dalgalarını manipüle ederek yapıyorlar. Voli ise insan sesini analiz ederek işe başlıyor. Bu bilgiyi encodec yardımıyla birbirinden ayrı token adı verilen minik komponentlere dönüştürüyor. İşin yapay zeka kısmı bundan sonra. 3 saniyelik bir insan sesinden 3 dakikalık bir konuşma üretebilmek için makine öğrenmesi yoluyla yeni yazdığınız cümlelerin nasıl okunabileceğini kestirmeye çalışıyor. Onu ne kadar çok bilgiyle eğitirseniz bu kestirim de o kadar isabetli oluyor. Peki nereden bulmuşlar yapay zekayı eğitecek derecede zengin insan seslerini? Halka açık bir sesli kitap kütüphanesinden. LibriVox adındaki bu web sitesinde gönüllüler tarafından seslendirilen kitapların büyük bir arşivi var. Bu arşivin erişimi de herkese açık. İngilizce biliyorsanız tüm bu kitapları dinleyebilirsiniz. Meta AI bu halka açık kütüphanedeki sesleri veri setlerine çevirmiş. 7000'den fazla kişinin okuduğu 60.000 saatlik bir dijital kütüphane oluşturmuş. Bu da herkesin kullanımına açık ve eğer bu konuda araştırma ya da denemeler yapmak isterseniz bu veri setinin linkini de her zaman olduğu gibi videonun metni içerisinde bağlantılandırarak web sitemden yayımladım. Voli kendini bu veri setiyle eğitmiş. Az önce de söylediğim gibi geleneksel text-to-speech metotlarından farklı bir şekilde çalışıyor ve bunun hem artıları hem de eksileri var. Sisteme sadece yazı vermeniz yeterli olmuyor. İnsan sesinden bir örnek de girmek gerekiyor. Burada çarpıcı olan şey sadece 3 saniyelik bir ses örneğinin yeterli olması. Bu ses kaydı ve yazılan yazının fenom çevrimi nöral kodek dil modeline gönderiliyor ve ardından
kişiselleştirilmiş konuşma sentezleniyor. Peki sonuçlar nasıl diye sorarsanız, bazı konuşmalar çok inandırıcı. But suppose you said, I'm fond of writing. My people always say my letters home are good enough for punch. Bazıları ise bir bilgisayar tarafından sentezlendiğini çok belli ediyor. But suppose you said, I'm fond of writing. My people yani always o kadar da ikna say edici bir seviyeye henüz gelememiş. Modelin ilginç özelliklerinden biri de örneklendiği sesin kaydedildiği ortamı bile taklit edebilmesi. Örneğin bir telefon görüşmesinden 3 saniyelik kaydı dinlerse, sentezlediği cümle de sanki bir telefondaymış gibi olabiliyor. Right. What'd you like about One Flew Over the Cuckoo's Nest? I think it's like you know, and more convenient too. Beni en çok etkileyen örneklerse konuşma şeklini çeşitlendirebilmesi. Az önce ses taklidi yapanların aslında insanların konuşma şeklini taklit ettiklerini söylemiştim ya. Konuşma şekli doğuştan gelen bir özellik değil. Karakterimizin bir parçası, sonradan kazanılan bir özellik. İşte Wally 3 saniyelik bir dinlemeyle o sesten farklı konuşma karakterleri de sentezleyebiliyor. Bakın şimdi duyacaklarınız aynı ses ama farklı konuşma şekilleri. Because we do not need it. Because we do not need it. Duyuyor musunuz? I must do something about it. İfadeler. I must do something about it. Vurgular daha değişik. He has not been named. He has not been named. Tüm bunları dinlerken ister istemez güvenlik endişeleri de başlıyor. Zaten o yüzden modeli geliştiren araştırmacılar şöyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmişler. Wally konuşmacı kimliğini oluşturan konuşma şeklini sentezleyebildiğinden ses tanımlamasını veya bir kişiyi taklit etmek gibi modelin kötüye kullanılmasına dair potansiyel riskler taşıyabilir. Bu tür riskleri azaltmak için bir ses klibinin Wally tarafından sentezlenip sentezlenmediğini ayırt edecek bir algılama modeli oluşturmak mümkündür. Evet. Bu gibi önlemler kesinlikle alınmalı. Yapay zeka modelleriyle üretilen her şeyi, yazıları, resimleri ve nihayet sesleri ayırt edebilen sistemler geliştirmek gerekiyor. Bunun bazı örneklerini görmeye başladık bile. Çünkü beğensek de beğenmesek de geliyor gelmekte olan. Bu kaçınılmaz teknolojik gelişmeler karşısında kafamızı kuma gömmek, orada burada yasaklamaya çalışmak sürdürülebilir bir çözüm sağlamaz. Sorumluluk elbette öncelikle ve en başta bu teknolojileri geliştirenlerin üzerinde. Mutlaka onu kontrol edecek ve gerçeğinden ayırt edebilecek bir sistemi de bize sunmak zorundalar. Regülatörler bunu yapmalı, sağlamalı. Kötü bir benzetme ama hani bir zehir yaptıysan onun panzehirini de üreteceksin. Fakat az da olsa bizim de bir sorumluluğumuz var bence. Başta bir medya okuryazarlığı geliştirmeliyiz. Gerçeği sahtesinden, doğalı yapayından, insanı makinesinden ayırt edebilecek bir içgörü sahibi olmaya çalışmalıyız. Çünkü eskiden 3 saniyelik bir kayıtla en fazla şöyle bir şey yapabiliyorduk. My voice is my passport. Şimdi bunu Wally'e versek, oho neler söyletebiliriz kim bilir. O zaman Wally'e değil de Edgar Allan Poe'nun söylediklerine kulak vermek lazım galiba, değil mi? Ne demişti?